Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Birinci sayfanın ikinci saatinde bu akşam tam 700 bine aşkın firmanın üye olduğu İstanbul'un en büyük meslek örgütü, 1,5 milyonu aşkın sahibi ve ortağıyla Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagic'i ağırlayacağız. İTO Başkanı Şekip Avdagic İstanbul stüdyomuzda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Fatih Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Çok soru var. Hemen başlayalım dilerseniz. Şimdi geride bıraktığımız saat içerisinde de Ekim ayı enflasyon oranlarının, çalışanların ve elbette emeklilerin maaş zamlarını nasıl yansıyacağını konuştuk. Sizin de asgari ücrete dair değerlendirmelerinizi ilk olarak almak isteriz efendim. Daha önce bir açıklamanız da olmuştu. Asgari ücretin alım gücünü telafi edecek bir oranda artması gerektiğini belirtmiştiniz. 2022 yılı başında asgari ücretle ilgili görüşünüz nedir efendim? Sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi enflasyonun geçmiş yıllara göre göreceli olarak yüksek seyrettiği bir dönemdeyiz. Ve inşallah en kısa zamanda enflasyon oranının düşmesini bekliyoruz. Ama bugün itibariyle yaşadığımız bu yüksek enflasyon oranları karşısında en çok etkilenen kesim ücretliler ve özellikle daha sınırlı ücret alan kesim. Dolayısıyla bizim hem kamu hem de işveren temsilcileri olarak ücretli kesimin enflasyon karşısında mağduriyetinin giderilmesi konusunda sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda biz iş dünyasının İstanbul'daki en büyük temsilcisi olarak mutlaka maaş artışlarının yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenmesi. Tabii ki bunun ilk baremi asgari ücrettir. Ama asgari ücret artırıldığı zaman diğer bütün ücretlere de referans olan bir ücrettir. O anlamda asgari ücretin en az enflasyon oranı, hatta bunun birkaç puan üzerinde artırılmasının makul olacağı ve iş dünyası tarafından da bunun uygulanabilir bir oran olacağını paylaşmıştık. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu bizim hem sosyal bir görevimiz hem de işveren olarak bir görevimiz. Böyle bir oranın hayata geçmesini savunmak ve bunu uygulamak. Bunu uygularken gündeme getirdiğimiz iki teknik madde vardı. Müsaadenizle onları da hızlıca paylaşmak isterim. Bir tanesi yine hem işveren hem işçi çalışanı ilgilendiren bir konu. SGK üst limitinin belirlenmesi konusunda bir sıkıntı gözlemliyoruz son birkaç senedir. SGK üst limiti asgari ücretin 5 katıydı, sonra 6,5 katı oldu, sonra 7,5 katı oldu. Ve asgari ücrette son birkaç sene enflasyon oranının üzerinde arttırılınca, artı bu oran da 5 katından 7,5 katına çıkınca fevkalade yüksek bir orana geldi. Dolayısıyla bu üst limiti belirlenmesi metodolojisinin gözden geçirilmesini önemli görüyoruz. Daha da önemlisi hem işverenin verdiği ücretin daha büyük bir kısmının çalışanın eline geçmesi için vergi dilimlerinin en az asgari ücret kadar artması gerektiğini gündeme getirmek istiyoruz. Son 4-5 sene boyunca vergi dilimleri hep asgari ücret artış oranlarının altında artırıldı. Dolayısıyla göreceli olarak brüt maaştan net maaşa geçerken çalışan aleyhine birkaç puanlık bir negatif durum oluştu. Bunun öncelikle devam etmemesi, artmaması, sonra da bu oluşan birkaç puanlık mağduriyetin de tekrar giderilmesi konusunda bir beklentimiz var. Bunun ilk adımı vergi dilimlerinin en az asgari ücret kadar artırılması. Bu konuda asgari ücretle beraber ele alınmasını çok önemli görüyoruz. Peki efendim, şimdi elbette bütün ekonomilerde reel sektör ekonominin dinamosu çok önemli. Dolayısıyla reel sektördeki finansman ihtiyacı da her zaman hayati önem taşır. Reel sektördeki finansman ihtiyacı ne boyutta? Bu konuda neler yapılabilir? Sizin diyaloğunuz elbette sürüyor ki geride bıraktığımız zaman diliminde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati ile de bir söyleşi gerçekleştirmiştik biz özel röportajda. Kendisi de bunun altını çizdiler. Finansmana erişim noktasında bunun çok kıymetli ve Türkiye ekonomi modelinde çok hayati olduğunu dile getirdiler. Sizin görüşünüz nedir efendim? Sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi son dönemde Türkiye ekonomi modeli başta altında yeni bir konsept ve
model adı üzerinde devreye sokuldu. Burada daha çok daha evvel alışa geldiğimiz genel kredilendirme süreci yerine selektif kredi süreci öne çıkıyor. Evet. Artan enflasyon oranlarına bağlı olarak işletme şirketlerin yatırım için ve yeni projeler için gerekli olan kredi ihtiyacının dışında işletme sermayesi ile ilgili talepleri de ve ihtiyaçları da arttı. Dolayısıyla işletme sermayesi ile ilgili ihtiyacın karşılanması ile beraber yeni yatırımlar ve yeni iş alanlarının açılması için yapılması gerekenlerle ilgili kredi ihtiyacı reel anlamda arttı. Buna bağlı olarak şu anda bu son dönemde iş dünyasından arzu ettikleri miktarda krediye ulaşamadıkları ile ilgili yoğun bir dönüş alıyoruz. Sayın Bakanımızla kısa bir süre evvel odamızda lütfedip ziyaret ettiler. Kendisiyle de uzun bir görüşme yaptık. Burada da özellikle 2023 yılında geçerken KGF destekli bir kredi paketiyle beraber bu durumu da iyileştirici adımlar atılacağını bizle paylaştı. Dolayısıyla hem bu KGF destekli kredi paketiyle beraber özellikle kredi puanlamasında göreceli olarak daha düşük puan alan şirketlerin ve küçük şirketlerin lehine bir metodolojinin devreye gireceğini ifade etti. Hem de bu konuda belli bir kaynağın ayrılacağını ifade etti. Ama her zamanki gibi iş dünyasının işini geliştirmek için, büyütmek için, daha çok istihdam oluşturmak için, daha çok yatırım yapmak için kredi ihtiyacı her zaman ola gelmiştir. Ki Türkiye'nin de, Türk iş dünyasında belki bir zafiyeti veya zayıf yanı da toplam sermayesi içindeki öz kaynak oranı batılı gelişmiş ülkelere göre daha düşük. Dolayısıyla sürekli krediye ihtiyaç duyan bir yapıda işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. O anlamda Türk iş dünyasının süreçlerinin sağlıklı geliştirmesi için ve daha ileriye taşıması için kredi konusundaki beklentilerin karşılanması önemli bir süreç. Onu altını çizmek isterim. Sayın Avdogiç, şimdi yine Türkiye ekonomi modelinin 4 aşamadan oluşan mottosu üzerinden devam edecek olursak, ilk olarak yatırım, sonrasında elbette doğal olarak üretim, üretimle birlikte ihracat ve sonuç olarak istihdam, zenginleşme. Şimdi ihracat kalemini sizin gibi bu hususta çok önem veren bir isimle değerlendirmek isteriz. Şimdi Türkiye'nin ihracatta en büyük hedefi katma değeri yüksek ihracat. Yani katma değeri arttırmak. Katma değerli ihracat konusunda İTO olarak hangi çalışmalarınız var, düşünceleriniz neler ve Teknopark ve BTM, örneğin bilgiyi ticarileştirme merkezi, yani akıl terinden bahsediyoruz. Bu husustaki çalışmalarınız nelerdir efendim? Teşekkür ederim. Tabii bizim burada sadece yüksek katma değerli ihracata odaklanıp diğer konvansiyon ihracatı da ihmal etmemek lazım. Mutlaka. Ama toplam ihracat içimizde yüksek katma değerli ürünlerin oranı maalesef hala tek haneli. %3,5-4'ten mertebesinde. Bunu öncelikle %10'lara sonra %20'lere taşıma gibi bir hedefimiz var zaten Türkiye'nin. Bu konu sürekli gündemimizde olmalı. Biz iki yönlü bir gayret gösteriyoruz bu konuda. Bir tanesi Türkiye'nin en önemli teknoparklarından bir tanesi olan Teknopark İstanbul, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İstanbul Ticaret Odası'nın ortaklığı ile faaliyet gösteren bir teknopark. Burada 400'ün üzerinde firma ve 8000'in üzerinde Ar-Ge personeli var. Çok önemli projeler burada icra ediliyor ve ciddi bir ihracat da yapılıyor. Burada yapılan ihracatlar bazen rahmetli Özal'ın zamanında bir espri olmuştu. İlk defa bir program satan bir firma disketi, o zaman disket vardı. Sizin de, evet. Siz de bize göre çok gençsiniz. Belki disketleri hatırlamazsınız. Bilirim efendim. USB'lerden önce. Bu daha evvel hep kilogram, adet veya kübik metre olarak hesaplanan ihracat kalemleri, şimdi disketi bir birime sokamıyorlar, yani bu adet midir, metre midir vesaire midir diye bir espri olmuştu. İlk ciddi katma değerli ihracat olarak böyle bir espriyle başlamıştı Türkiye bu süreçlere. Ama artık bu noktayı aştık. Biz de bu gerek Teknopark İstanbul üzerinden, gerekse İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgi Ticaretleştirme Merkezi üzerinden genç girişimcilere, startuplara önünü açmaya çalışıyoruz. Burada fikri olan, projesi olan, hayali olan ve bunu hayata geçirmek için iradesi olan bütün gençlerimizi bu topraklarda, bu şehirde bunlara bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz.
hiçbir genç arkadaşımızın, genç müteşebbis adayının eli boş dönmemesi için çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. BTM'de şu anda 1000'in üzerinde girişimci var ve bunu 4000 metrekarelik, yaklaşık 4000 metrekarelik bir alanda bunların bütün ihtiyaçları İstanbul Ticaret Odası'nın vakfı tarafından karşılanıyor. Yine Teknopark İstanbul'un içinde 10.000 metrekarelik bir kuluçka merkezimiz var. Burada çok ileri düzeyde oluşumlar da var, temiz odalar var, çok önemli altyapı var. Burada da 200'e yakın girişimcimiz var. Ve gerçekten dünya çapında önemli araştırmalar yapılıyor, patentler çıkıyor, projeler üretiliyor. Dolayısıyla bizim bütün amacımız, biraz evvel dediğim gibi, mutlaka ve mutlaka bu gençlerin projelerini bu topraklarda hayata geçirmelerini sağlamak. Bunları yabancılara elimizden geldiğince kaptırmamak. Ama burada sadece onlara bir mekan sağlamak yetmiyor. Diğer tarafta bunlara mentorluk hizmeti veriliyor, eğitim veriliyor. Potansiyel yatırımcılarla buluşturuluyor. Potansiyel ürünlerini satabilecekleri firmalarla karşı karşıya getirmeye çalışıyoruz. Ve dolayısıyla bu çocukların önünü açmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemi açısından bu tip merkezlerin çok önemli olduğunu ve Türk iş dünyasında bu tip merkezlere ve burada konumlanmış olan gençlere mutlaka sahip çıkması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Sayın Başkan, dilerseniz turizmle devam edelim. Her ekonomi için, özellikle döviz rezervi için turizm çok ama çok önemli. Birçok alt sektörü de besliyor, barındırıyor. Zira bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi döneminde eksikliğini çok hissettik ama neyse ki o günler geride kaldı, düzlüğe çıktık. Şimdi turizm sezonu 4 mevsime yayıldı efendim ama en çok yabancı turisti ağırladığımız yaz sezonunun artık sonuna geldik. İstanbul'da turizmdeki ivmelenme konusunda düşünceniz nedir? Çok yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Özellikle İTO olarak örneğin kongre turizminde hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. İsterseniz genel bir manzaraya baktığımız zaman pandemi öncesi rakamların üzerine çıktık. Hatta son aylara baktığınız zaman sezon sonuna doğru, daha evvelki dönemlere göre sezon sonu kabul edilen Eylül ayında 1.7 milyon turisti ağırladık İstanbul'da. Ve İstanbul'da bizim için önemli olan, daha evvel çokça mukayeseli olarak bir süreç gündeme getiriliyordu ki bize göre bunun mahsuru yoktu ama en azından paylaşayım. Daha çok Orta Doğu'lu ve kuzeydeki komşularımızdan gelen turistleri ağırladığımız yönündeydi. Ama şu anda görüyoruz ki artık batılı turistler de çok yoğun bir şekilde geri döndü. İstanbul'da otellerin doluluk oranlarından bunu takip edebiliyoruz. Doluluk oranları %90'ın üzerinde. Otel oda birim fiyatları arzu ettiğimiz seviyede olmasa bile yükselişe doğru geçti. Dolayısıyla o anlamda İstanbul'a gelen turist çok değerli. Çünkü İstanbul'a gelen turist başka kıyı şehirlerimize gelen turistlerden çok daha fazla döviz bırakıyor. Daha çok geziyor, daha çok yiyor, daha çok alışveriş yapıyor. Daha çok para bırakacak aktivitelerin içinde oluyor. Kültür sanat faaliyetlerine katılıyor. O anlamda turist başına elde edilen gelir hesabına döndüğümüz zaman İstanbul burada açık ara önde. Bizim şu anda Kasım ve Aralık ayındaki rezervasyonlara bakarak da bir projeksiyon yaptığımız zaman açıkçası ümit varız. Şu anda önümüzdeki dönemin de aslında pasif sezon olarak tabir ettiğimiz sezon olmakla beraber İstanbul için gerçekten ciddi bir turist akımı ile karşı karşıya kalacağımızı veya bizim tabirimizle çok sayıda misafiri İstanbul'da ağırlayacağımızı görüyoruz. Burada iki önemli konu var. Bir tanesi sizin dediğiniz gibi kongre turizmi. Kongre turizmi birkaç yönden önemli. Hem İstanbul'a gelen nitelikli turist sayısını artırıyorsunuz. Bu tip kongrelere gelen insanlar ağırlıklı olarak kendi ülkelerinin, kendi sektörlerinin, kendi şehirlerinin ve kendi ülkelerinin kanaat önderleri. Dolayısıyla bu insanları Türkiye'ye getirip bunları burada etkili ve nitelikli bir şekilde ağırladığınız zaman bunlar hem şehrimizle ilgili, sektörleriyle ilgili, ülkemizle ilgili olumlu düşüncelerle geri dönüyorlar. Ve ülkelerinde Türkiye aleyhine yapılabilecek bir takım girişimleri de önleyici, öncü kuvvet oluyorlar. Bu işin kongre turizminin görünmeyen yüzü. Ve şuna emin olun ki İstanbul daha evvel ilk onun içindeydi kongre turizminde. Sonra maalesef 2015'ten sonra yaşanan olaylardan sonra hızla geriye düştük. 80'lara kadar düştük. Ama şu anda gene 12.liğe çıktık. Önümüzdeki 2023 ve 2024-25 sezonu için
Çok önemli kongreler İstanbul'a alındı. Kongre turizminde en az 3 yıllık, 4 yıllık projeksiyonlarla ancak adım atabiliyorsunuz. Yani bugün bir kongre karar verildiği zaman en az 2 yıl sonraki kongrenin kararı bugün çıkıyor. O anlamda ivme çok iyi. Bunun da daha iyi yere taşımak için ICBB diye adlandırdığımız İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Ticaret Odası'nın bir kuruluşu. Bundan daha çok kongreyi İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Galata Port Limanı açıldı biliyorsunuz. Galata Port Limanı'na gelen kruvaziyer sayısında da çok ciddi bir artış var. 2023 için yapılan rezervasyonların da bunu 2-3'e katlayacak, 2,5-3'e katladığını görüyoruz. O anlamda kruvaziyerle gelen turistlerin de harcadığı para bütün ülkelerde normal turiste göre 2,5-3 kat fazladır. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten turizm konusunda İstanbul'un önünün açık olduğunu görüyoruz. Çok şükür İstanbul'da çok sayıda inşaata devam eden otel inşaatlarımız da var. Nitelikli otel inşaatları. Bu da yatırımcının da bu konuda iyimser olduğunu ve olumlu bir beklenti içinde olduğunu sektörün bize gösteriyor. Efendim şimdi biraz da e-ticareti konuşalım mı? Siz az önce geçmiş zamandan disket örneğini verdiniz. Dünya çok değişti, çok gelişti. Elbette şartlar da bu denklemde değişiyor. Kendini yeniliyor. Olabilecek en geniş pazara ulaşmak elbette bütün firmaların, bu işte uğraşan, ticaretle uğraşan herkesin gayesi. Türkiye'de e-ticaretin gelişiminden memnun musunuz? E-ticaret demişken elbette en önemli alt başlıklarından biri de e-ihracat. Örneğin Amazon, işte Alibaba, ETSY gibi global e-ticaret platformları üzerinden yapılan ihracat konusunda iş dünyasının beklentileri nelerdir efendim? Çok önemli bir noktaya bence parmak bastınız. Biz tabii elektronik ticareti değerlendirirken tam da sizin dediğiniz gibi sınır aşan elektronik ticareti, yani e-ihracatı öncelikleyen bir yaklaşım sergiliyoruz. Bakın gelişmiş ülkelere baktığınız zaman elektronik ihracatın özellikle pandemiyle beraber ve son birkaç yılda o ülkelerin toplam ihracat gelirlerinin %10'una 12'sine vardığını görüyoruz. Türkiye'de maalesef bu oran çok düşük. Çok düşük. Hala bir küsurlarda. Dolayısıyla bu anlamda biz bunu en azından %10'lara taşıdığımız zaman bu Türkiye'nin ihracatına 25 milyar dolarlık bir katkı anlamına geliyor. Elektronik e-ihracatın birkaç önemli faydası var. Bir, tabii ki çok önemli bir ilave ihracat oluşuyor. Döviz girdisi kazanıyoruz. İkinci konu, Batı'da bu çok önemseniyor. Sosyal refahın kitlelere dağılımı anlamında çok ciddi katkı sağlıyor. Çünkü elektronik ticaret ağırlıklı olarak küçük orta boy işletmeler veya hatta işte ev kadınlarının, kooperatiflerin, bir takım küçük mikro işletmelerin yapabildiği işler. Bu süreç onlar dahil olduğu zaman elde edilen gelir daha az gelir katmanındaki kesime dağılacağı için o anlamda da sosyal birikimin daha katmanlara daha eşit dağılımı, daha bu gelir basamağında daha alt grupta olanlara bir gelir sağlayacağı için bir önemli bir sosyal faydası da var. Bu anlamda sizin dediğiniz gibi bence bunu iki aşamada incelemek lazım. Bir, sizin dediğiniz gibi bu önemli uluslararası platformlar eliyle ihracat önemli. Evet. İkincisi ise yine bireylerin kendilerinin doğrudan yapacağı ihracatın desteklenmesi gerekiyor. Burada çok önemli bir, çok gündeme gelmeyen bir konuyu da altını çizmek istiyorum. İstanbul Havalimanı Türkiye'nin bu konudaki elektronik ihracatın gelişmesine çok büyük bir katkı veriyor. Çünkü hem Alibaba hem Amazon, Alibaba Çin'den sonra ilk uluslararası dağıtım merkezi olarak İstanbul'u seçti. Amazon da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ilk önemli dağıtım merkezi olarak İstanbul'u seçti. Çünkü İstanbul'dan 250'ye yakın ülkeye distribüsyon yapabiliyorsunuz. O anlamda İstanbul Havalimanı ve onun sağladığı kargo ve milli bayrak taşıyıcımız şirket olan Türk Hava Yolları'nın çok geniş dağıtım ağı sayesinde İstanbul gerçekten bu konuda önü açık bir şehir. Ben bütün bu dinamikler bir araya gelince önümüzdeki bakanlıklarımızın da bu konuda mevzuat düzenlemesi konusunda attığı adımlar var. Ticaret Bakanlığımızın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, her üç bakanlığın çok önemli adımları var. Ulaştırma Bakanlığı da bu süreçte katkı veriyor.
Dolayısıyla bütün bu dinamikler bir araya gelince elektronik ticaretin önümüzdeki dönemlerde aritmetik değil geometrik bir hıza artacağı konusunda gerçekten iyimserim. Peki efendim, şimdi Sayın Başkan, bu arada İstanbul Ticaret Odası seçimleri yaklaştı, 9 Kasım'da yapılacak. 700 bin firmanın üyesi olduğu İTO, yani şöyle bir bilgi de var. Türkiye'de 3 firmadan biri İTO'ya üye. Çok önemli. Şimdi İstanbul iş dünyasının en büyük temsilcisi, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük odası. Yaklaşan seçimleri, işte İstanbul'da örneğin yerel seçimlerden sonra yapılan en büyük seçim diye de adlandırabiliriz. Böyle bir ölçek de ortaya koyabiliriz. Dolayısıyla seçim çalışmalarınıza soracağız elbette. 4 yılda bir Türkiye'deki tüm oda ve borsalar seçimlerini yapmak durumunda. 1 Ekim'de başladı bu takvim ve 30 Kasım'da tamamlanacak. Biz de inşallah 9 Kasım'da seçimlerimizi yapacağız. Önce 9 Kasım'da İstanbul Ticaret Odası'nda mevcut olan 81 sektör, 81 ayrı sandıkta kendi sektör temsilcilerini seçecekler. Bu sektör temsilcilerinden oluşan temsilcilerle de İstanbul Ticaret Odası'nın 273 kişilik meclisi oluşacak. Takip eden bir hafta içinde Ticaret Odası'nın meclis üyeleri başkanını, yönetimini ve diğer organları seçecekler. Şu anda sizin de ifade ettiğiniz gibi 700 bin üyemizin önemli bir kısmı seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları, ki bu sayının önemli bir kısmı oy kullanma yetkinliğine sahip. 9 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 9, 10 ve 11. nolu hollerde inşallah seçimlerimizi yapacağız. Ben de iş dünyamızın tüm temsilcilerini bu seçimlerde yer almaya ve kendi sektörleriyle ilgili yapılacak 81 ayrı sandıkta yapılacak seçimlerde kendi temsilcilerini belirleme konusunda katılımcı olmalarını konusunda davet ediyorum. Ümit ediyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de İstanbul Ticaret Odası'nın süreçlerine uygun bir şekilde, mevzuata uygun bir şekilde, geleneklerine uygun bir şekilde inşallah demokratik ve çok güzel bir seçim yapar ve yeni dönemin organlarını belirleme imkanı buluruz. Peki, vaktimiz daraldı lakin bu soruyu sormadan olmaz. Şimdi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olduğunuzu biliyoruz. TOGG'un Türk otomotiv endüstrisine ne gibi katkıları olacak? 29 Ekim'de banttan indirildi, mutlaka sizler de yakından takip ettiniz. Bununla ilgili bir mesajınız olur mu Sayın Başkan? Kesinlikle olur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 52 yıldır otomotiv tedarik sanayinde faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanıyım aynı zamanda. Her ne kadar elektrikli otomobillerde vites olmasa bile bizim şöyle bir mottomuz var. TOGG, öncelikle otomotiv sanayinde, sonra otomotiv tedarik sanayinde, ama büyük resme baktığımız zaman Türk sanayinde vites yükselten bir yatırım oldu. Evet. Dolayısıyla burada emeği geçen, önce bu projeye baştan beri kararlılıkla sahip çıkan ve oluşmasında büyük emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz. Onunla beraber bu talebi alan ve hayata geçirme konusunda gerçekten büyük emek sarf eden Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat İhsarcıklıoğlu ve 4 önemli hissedar var. Onları da tebrik etmek lazım. Bu 2018-2022 döneminde çok önemli bir yatırım sürecini gerçekleştirdiler. Ve şu anda bir otomotivci olarak söylüyorum, aynı zamanda sınırlı sayıda yarış otomobili üreten bir firmanın da yönetim kurulu başkanı olarak söylüyorum. Bizim TOGG'un ürettiği otomobil teknik özellikleriyle gerçekten çok üstün bir otomobil. Dünya, sadece ülkemiz pazarında değil, dünya pazarında her yerde yüz akı bir satabileceğimiz bir ürün olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla gerçekten burada fabrikanın kapasitesinin inşallah 2023 sonuna kadar aşama aşama devreye girecek. Ben hem yurt içi pazarda hem de yurt dışı pazarlarda TOGG'un çok önemli pazar paylarına erişebileceğini görüyorum. Tabii burada içten yanmalı motorlar, hibrit araçlar ve elektrikli araçlar arasında hemen projenin başında elektrikli araçlara karar veren ekibi Gürcan Bey'i tebrik etmek lazım. Biliyorsunuz Avrupa Birliği 2035'ten sonra evet, sadece elektrikli otomobillerin üretimine izin verecek. Dolayısıyla bu öngörüde bulunan bu ekibi kutluyorum ve inşallah bunun gibi çok daha nice projelerin ülkemizde yapılması için temennide bulunuyorum.
Peki efendim, sayın seyirciler, İTO Başkanı Sayın Şekip Avdagici birinci sayfada canlı yayında özel bir röportajla konuk ettik ve Sayın Başkan'la asgari ücretten reel sektörün finansman ihtiyacına, ihracattan, e-ihracattan turizme ve nihayetinde de TOG'a kadar geniş bir yelpazede görüşlerini alma imkanımız oldu. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi devam